Yegenin bu kahve herhalde. Filtre kahve abi. Gavur. Gavur kahvesi. Valla ben gavur içmeyeyim. Sıcak su var. Valla şeker uzak hoştur ama şeker yok için. Ay 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 ay. Lan. Yollamcı kafadın. Git bir tane camlı. Git oraya, orada sor, herkes göster. Hayatımın en ekstrem günlerinden bir tanesiydi. Valla aferin. Değişik bir gece oldu gerçekten. Oldukça küçük bir yer. Dün akşam yemek yiyecek bir yer bulamadım mesela. Ya yani illaki vardır da. Şu sabah kahvaltısına da şöyle şeyler aldım. Bayağı soğuk. Akşamleyin çok fazla soğuktu. Buraya zaten üşümüş bir şekilde geldim. Kaloriferler yanmıyordu. İşte ha bir saate, ha iki saate vesaire diye diye bütün gece yorganın altımı titreye titreye geçirdim açıkçası. Öyle olunca bilgisayarı kucağıma alıyorum. Bunu da böyle karnıma koyuyorum. O şekilde ısınıyorum. Öyle geçen bir gece oldu. Değişik bir şeydi. Isınma olayını hissedemedim. O yüzden çok çok da iyi kalktım söylenemez. Bakalım bugün yolda bizi neler bekliyor. Nerede o? Bıdık. Ay ben senin popunu yiyeyim. Şuna bak. Evet, şu anda çattan ayrılıyorum. Bingöl'e doğru yola çıkacağım. Dün ben motosikletimi böyle korunaklı bir yerde koymak için buraya geldim, belediyeye geldim. Sonra onlar emniyete yönlendirdiler. Hani kapalı bir garaj, çünkü akşamleyin hava -20 dereceye kadar indi. Bayağı bir soğuktu. Dolayısıyla motor da oldukça dışarıda kaldı. Daha fazla dışarıda tutmak istemediğim için korunaklı bir yer bulayım dedim. Ben emniyete gittim, sordum. Onların kapalı bir garajı varmış. İlk başta olmaz dediler. Sonra olur dediler. Aşağıya kapalı garajı alacağım fakat yollar buzlu. Oraları kürmemişler. Hepsini o kadar çok uğraştırdım ki. Denedim de kaydı falan. Ben sinirim. Kaydı bayağı bir. Ondan sonra dedim ki buraya almayalım. O zaman en azından güvenlikli olsun, bahçeyi alabilir miyim? Tamam dediler, hadi al. Bahçeyi aldım. Sonra haklı olarak da dediler ki çantalar üzerindeki çantaları çıkar. Ben dedim ki üzerinde bırakıyorum. Üzerinde bırakacaksan kontrol etmemiz lazım hepsini dediler. Yani şu anda bana daha büyük zulüm. Bakmadan da burada bırakamayız dediler. Haklı buldum. Dedim ki o zaman ben motorumu geri götüreyim. Bayağı bir uğraştırdım. Kusura bakmasınlar. Öyle tekrardan öğretmen evinin önüne almıştım motoru. -20 derecede benim canım. Birazcık üşüdü gece. Şimdi Bingöl'e gidiyorum. 125 kilometre gösteriyor. 25-130 kilometre arası bir yolum var saat şu anda. Biri çeyrek geçiyor. Normalde bugün güneşli gösteriyordu. Ben dedim ki hava birazcık daha hani hep iyi olsun, iyi olsun, güneşli olsun diye uğraştım. Baktım bugün güneşli olmayacak. Bir saat falan sürecek yolum. Max 2,5 dinlenirsem bir yerde. Ama manzaram harika. Sıcaklık eksilerde şu anda. Şu anda Çirişli geçidinden geçiyorum. Rakım 2390. Hava sıcaklığı yine titretiyor. Bolca da yollar kıvrılmaya başladı. Ara ara buzlanmaları görebiliyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Üf, şuraya bak. Çattan sonra bir geçiş vardı. 1900'lerde bir şeydi. Sonra işte 2390-2400 metreye doğru çıktık. Şimdi tekrardan aşağıya doğru iniyoruz. GoPro yine kendini imha etmekle meşgul. Tam şurası, arkası dedim ya, böyle ölüm sürüşü yaptığım bir gündü. -15 derecelerde hava karanlığında bir sürüştü. Ve şöyle bir şeydi, hava kararmıştı. Aşırı derecede soğuk, artık gözlerimin içi donuyor ve yolu net göremiyordum. Dedim ki yani herhangi bir ışık arıyorum. Işık görsem duracağım. Neresi olduğu umurumda bile değil. Ve kilometrelerce gittik, hiçbir şey göremedik. En son gördüğümüz yer şurasıydı. Burası bir
tünel inşa yeri. Burada ışıkları gördük, durduk. İçeriye geçtik, bir çay, bir sıcak, bir kendimizi ısıtabilecek bir şey aradık. Sağ olsunlar güvenlikteki abi işte bir çay vermişti, biraz ısındık vesaire. Fakat çok affedersiniz, çok tuvaletim var. Girmek istedim. Dedi ki burasını erkekler kullanıyor, giremezsin dedi. Dedim abi tuvaletim var yani, ne yapacağım? Yapacak bir şey yok dedi. Tuvalete girmeme izin vermedi yani. Şimdi tekrardan burayı görünce değişik oldum ya. Çok hayatımın en ekstrem günlerinden bir tanesiydi. Şimdi tekrardan buraya aynı mevsimlerde, aynı soğuk zamanlarda dönmek değişik oldu. Şu anda Bingöl il sınırları içerisine girmiş durumdayım demin. Erzurum'dan ilerledikçe bak kar kalınlığı artık azalıyor ve şu anda rakım olarak da düşüyoruz. Hissettiğim soğuk henüz hala geçmedi. Hala soğuk. Ama kar yavaştan kalkıyor galiba etraftan. Aa yok. Karşı dağlar hala da maşallahı var. Akşam vakti buralardan geçtiğime inanamıyorum ya o halimle zamanında. Vay be. Helal olsun ha bana. Bazen gerçekten yaptığım şeylere ben de çok şaşırıyorum. Çok hoş be. Şimdi Erzurum sınırı burası oluyor galiba. Erzurum sınırı içine girer girmez kar başlıyor. Üf, manzaraya bak. Çok hoş. Ben kafamı döndürdükçe sağdan soldan boynuma soğuk geliyor be. Şuraya bak ya. Enfes bir görüntü. Şu anda benim bir an önce bir yerde durmam lazım. Böyle motorda işte kışın soğukta falan yolculuk yapıyorken ki tuvaletin geldiğindeki şöyle hani kamp yapıyorsundur. Akşam çadırın içinde çok böyle deli gibi tuvaletin gelmiştir. Çıkmak istiyorsun ama çok soğuk. Bir de karanlık. Sen içeride böyle o sıcacık uyku tulumunun içinde deliriyorsun, altına yapacaksın artık ama tuvalete gitmen lazım ama o dışarıya çıkma. O kadar koyar ki. Öyle bir şey işte yani. Daha da kötüsü hatta. Çünkü ne bileyim çıksan 2 dakikada halledebileceksin. Bu kıyafetlerle tuvalete girmek çok büyük sıkıntı. Karsız manzarayı da özlemişim galiba. İçime bir rahatlık çöktü sanırım biraz. Vay be. Abi insanlar normal hayat yaşıyormuş ya. Karsız bir hayat varmış yani. Ay Dakar'ın şeyine benzemiyor mu? Çizimine benziyor dağlar. Dakar Rally'sinin amblemi var ya, ona benziyor. Motoru fırlatasım var şu anda. Allah'u ekber. Bir de çoğu. Biraz. Bak, evet. Bunlar 120 litre. Çadır mı? 750. 750. Bu mesela bir tur atıyoruz ya diyelim İstanbul, Bingöl, 1200-1300 kilometreden ne yaşıyor mu? Bir araba kadar yaşmıyor mu? Evet. Sıcak su var ha. Teşekkür ediyorum. Siz burada mısınız abi? Evet. Karlıoğlu. Evet. Valla aferin kız. Valla şimdi Karlova tapısını verirse bir an şu değil mi? 100 metre. Aynen. YouTube'da var. Saliha Özkan. Yeğenim bu kameradı. Hı-hı. Ne çekiyorsun mesela? Mi? Gider yolu mu çekiyorsun? Aynen. Valla alır mısın? Teşekkürler. Kız sen bizi kaydetmiyor. Gel gel. Abi gel gel. Ya Allah sen de atma bizi. Abi lan sen küfür edin. Abi niye küfür etsin millet sana? Vallahi ederim. Yok yok. Ya Allah sen de ya vallahi. Ya vallahi. Kız sen kahve içiyorsun bize ne yazın? Abi tabii ki de. Bardak var mı? Yok. Helal bana bir fiyat gelin. Sultan ağzı topu. Yok. Filtre kahve abi. Gavur, ne kahve? Gavur kahvesi. Gavur? Gavur kahvesi. Valla ben gavur içmiyorum. Gavur kahvesi. Hakan kimin kahvesiydi? Filtre kahve. Hoş mu? Bir tatlı mı? Yok. Sert mi? Yok iyi. Hele bakayım tadına bir bakalım. Ama dönüşe de gel hadi termizle teşvik et. Sana doldur abi. Yok yok beni idare eder giderim. Sıcak su var ona. Şeker olsan hoştur ama şeker yok. Abi ya sen kendini şekersin. Ya. Beğendin mi abi? Aa valla çocuk da senin elde zehir içilir de. Sen ya abim ya. Yani sen hele bir şey söylüyorsa çok ayıp ediyorsun.
Ya bize hakaret ediyorsun. Ay, aşk olsun abi, estağfurullah. Vallahi. Estağfurullah. Nasıl içirmeyen abi, bir iki şeker içinde olsa daha güzel olurdu ama. Şeker yok mu ya abi, bir şeker? Abi parmağını bandı. Valla kurmuştur. Valla isteyen varsa verebilirim kahve. Senin cesaretine hayran ol be. Teşekkür ederim abi. Vallahi o bisiklete nasıl gidiyor, ne yapıyor? Baya bir soğuktu. Abi. Daha insanlığa döndüm şu anda. Daha değil. Sen daha değil mi? Birazcık daha var değil mi? 30 kilometre sonra. Şimdi çekmiyor değil mi? Rüzgar almıyor. Yani alıyor abi, soğuk yani herhalde. Ev yoldayken. Bir ay sonra seni YouTube'da izleyeceğim. Aynen. Meşhur yapacağım abi seni. Ya ne kadar para kazanacağım bu işte? Ben de kazanmama. Ne kazandıysa yani şunu bana gönder. Ne istiyorsun abi, aşk olsun? Yok teşekkür ederim. Şimdi vereyim ben. Senin varlığın yeter be. Sen sağ ol yeter. Kahve için teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun abi. Bundan sonrası daha iyi yani. İyi gelip sen gidiyorsan yolun açık olsun. Teşekkür sana ederim. Sana uğurlar olsun. Sağ olun. Kahve için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz gösterirsiniz zaten. Tamam. Ben bir tane YouTube gönderirim. YouTube gönderirim bir tane, tamam. Çok iyi ya. Buranın insanı bu başka ya. Aynen. Müteahhitler ha. Ha? Müteahhit, bir de müteahhittir. Şey, ooo. Ayıp evet. Etmişsin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne istiyor bunlar ya? Bunlar ne istiyor? Ya bak işte rahmetim dedim, bize getir getirmeyedi. Allah sen de olur. Hoş gelin dedim. Vallahi ben hoş. Demsin çalıyor. Ben de olsun. Sen üşüyor musun? Üşüyorum abi. Neye gerek var? Ne yapıyorsun ama? Bu çok tehlikeli. Kesin ağzım. Tek başı. Aman abi dur. Korkma ya. O kırsa da öder. Boş ver sen, korkma. Ha, zengin diyorsun. Zengin olmasa da o öder. Bir de para çok. He, para çok ama. Bir lahmacun getirmemişsin abime ya. Ya sorma, demedik ki. Aç derim dedi. Merhabalar. Merhabalar. Kaçlık motor? 750. Allah fazla beraber versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizlere de. Ya insanlar çok iyi ya. Ya bayılıyorum şöyle ayaküstü böyle komedi programı içerikli muhabbetleri. Oh, vallahi normale döndüm ya. Abi ne yaşadım ben kaç gündür ya. Şu an fark ediyorum, biliyor musun? Normale dönünce fark ediyorum yani. Tanınıyorum artık ya. Ama çok güzel bir şey mesela. Daha önce izledim diyor, ben seni YouTube'da gördüm diyor. Çok hoş bir şey. Böyle şeyler yaşayacağımı düşünmezdim eskiden. Yani YouTube'a öyle bir şeyle girmemiştim çünkü. Öyle bir düşünceyle. Üf. Görüntüye bak. Birazdan trafik başlayacakmış. İyi yetişmişiz. Uy, renklere bak. Oh, koktu. Aha. Yavaşça devam edelim. Ha, tamam, okey. Kolay gelsin. Ooo, K9. Bayılırız. Kolay gelsin. Bunlar bir şey yapmaz ya herhalde. Başıboş değil zaten. Geçeyim. Kolay gelsin. Şöyle bir yere saptık. Oho, renge bak. Aslında şu yolculuktan sonra direkt gidip dinlenmem lazımdı da. Kahretsin. Sağa döneyim. Soralım bakalım birine ya. Kolay gelsin. Bu şey Büyük Sülüklü Göl diye bir yer varmış burada. Büyük Sülüklü Göl. Şu anda yok. Kurudu mu? Balık koydular, kökünü getirdiler. Yok yok, var var. Devam ediyor. Devam ediyorsa git oraya, sağa dön. He. Tamam, tabela var mı? Tabela yok, sen böyle git. Aha. Sağa dönen yola dön.
Tamam. Bir direkt gidiyor, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Hı hı. Ben sağa doğru. Tamam. Hadi. Teşekkürler. Balık koymuşlar, kökünü getirmişler. Bir bilmiyorum ölüsüne gidiyorum bakalım, ölüsü çıkar herhalde bir yerlere. Doğu, batı, kuzey, güney. Güney, batı, güney, doğu. Nereye? Neyse. Gençler selam. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Burada bir tane göl varmış, Büyük Sülüklü Göl diye. Büyük göl. Büyük, aynen. Böyle git. Yoldan bir kafadın. Git bir tane canlı var. Onun ilerisinde bir tane daha canlı var. Git oraya, orada sor, herkes göster. İki katlı bir ev var. Burası aşağıdakini soruyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben sizi götürürüm de şu an yürüyorum ya. Hiç yorulma canım, ben bulurum orada. Teşekkür ediyorum. Hadi iyi günler size, afiyet olsun. Video çekeceksin. Orayı göreceğim. Tamam. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Aha. Bismillah. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum. Kimsenin umurunda değilim yani şu an. Olur sandım ama. Bu kadar içeride göstermiyordu. Ay. Lan! Dur. Bir şey yok. Ben şuradan bir... Ay! Şurada bir su gibi bir şey gördüm. Orası mı? Aha burası. burada yol bitiyor zaten. Bu mudur ya? Şunun dönüşünü görmeyecektiniz. Ya drone uçuracağım da bir anda şurada bastılar, böyle durdu. Kafasını çevirdi, diğer tarafa doğru gidiyor. Oy, bıraktı. Aha, ne oluyor? Çiftelemez. Ne yapıyorsun lan? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, size teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, razı olsun. Kolay gelsin. Bakışıyoruz. Bir de drone uçuracağım şimdi. Çok tedirgin olacaklar. Instagram filtreli yani şu anda. Hiç bulaşmayalım birbirimize. Bingöl'ün trafiğine çok garipsedim ya. Yol çalışmaları falan yapılıyor galiba. Ondan dolayı mıdır? Normalde de böyle mi bilmiyorum ama. Hiç yol vermene gerek yok ya. Şurayı göbek olarak kullanıyoruz mesela. Öğretmen ev burada galiba. Kimse de yok. Şöyle bir şey oldu. Bingöl öğretmen evi yıkım kararı alındığı için boşmuş, boşaltılmış. Başka bir otel bulmam gerekiyor. O sırada da otel bakarken de bir şeyler yiyeyim, zaman kazanayım diye düşündüm. Fakat yiyecek bir şey bulamıyorum. Lokanta tarzı bir şey. Kafe mafe istemiyorum. Dört yol Ocakbaşı.
kavurmacı Selim Usta falan. Neyse burada bir yerde bir şeyler yerim ben.